O mesela bir insana güvenip güvenmeyeceğimi ellerinden kestirebiliyorum. Ne diyorsun bana? Evet, çok güvenilir. Güven veriyor mu ya? Veriyor. Neye ya sizde böyle anaç bir el var mesela. Anaç bir eliniz var. Neye göre anlıyorsun? His, yani baktığım zaman öyle bir şey hissediyorum. Bir anaç bir eliniz var. Senin o kadar büyük bir koysan benim gibi kavrarsın. Benim parça parça her yerde bir anlam var. Burası babaç, burası... Anaç manaç. Anaç. O şekilde, birkaç el çıkıyor bende. Birkaç el çıkıyor gerçekten maşallah. Peki mesela çok beğendin birisini, elleri çirkin. Soğuyor musun? Soğuyorum. Hadi ya. Maalesef. Ki eli kötüyse zaten ısınamıyorum. O yüzden soğuma gibi bir şey olmuyor. Ha baştan direkt baştan. Yani el kötüyse. Aa, manikürlü, işte pedikürlü, bakımlı, krem yalnız. Kremli falan olacak. Ya olmasa da olur. O doğal olması da yeter aslında. Yani bu da değil hani o oradan kastım hani manikür, pedikür anladım değil. Anladım. Şekil, mekil falan şey, o bakım hani o gelmiş. Tenin, yani. Tenin bir şeyi vardır ya böyle hissiyatı vardır ya insanın üstünde bıraktığı. Onlar yani o dokunduğun zamanki... Ben şey. Birkaç gün önce bir yaş daha büyüdüm. Ondan mı anaç dedin acaba ya? Bak iyi bir şey mi İyi bu? Bir şey bu. İyi bir şey. Onu bileyim de ona göre. Peki sonra oyunculuğa geçmen nasıl oldu? Yani çünkü hani seni çoğunlukla bir Sıla'yla tanıdık. Evet. Yani daha önceden de tabii ki oldu ama hani ilk başrolün Sıla'daydı. Hı. Ve Sıla'yla artık yani hani bütün kadınların gözünde bir... Hani bir Sıla, sen Sıla değildin. Neydi senin adın? Boran. Boran ha. Boran oldu. Ve bir anda o kadar ilgi. Tabii ki manken kendi muhakkak ki çok fazla hayranın vardı. Çok fazla ilgi görüyordun ama onunla beraber katla artık yolda falan yürüyemiyorsundur sen. Yani rahatım ben. Öyle bir şeyim yok. Hani tabii ki fotoğraf çektirmek isteyen bir yer durduğumuzda çok fazla. Artık hani bir yere girdiğimizde ilgisi alakası çok başka bir boyutta. Ama ben ona kapılmadığım için hani... O duruma sokmadım kafamı hala. O ünlülük durumuna sokmadığım için çok rahatsız etmiyor. Hani mutlu oluyorum birisi gelip fotoğraf çektiği zaman. Onu çok fazla bir sıkıntı haline getirmedim. Ya da bir büyük bir durum gibi yaşamadığım için. Şey yok yani benim için. Bir önemi yok yani senin için. Yani onu tamam onunla normal sen Mehmet Akif'sin. Evet. Sana Mehmet mi diyorlar Akif mi? Mehmet Akif. Mehmet Akif. Makif falan yok mu? Hani öyle kısaltmalar. İstemem öyle kısaltmalar. Sen, evet hiç sende kısaltma olacak bir tipin yok senin. Değil mi bak siz de evet. İstedim. Evet evet olmaz bu ya. Bu adama memo yakışmaz. Denmez. Hiç memo falan denmez. Denmez. Aki maki hiç, o, hiç öyle şeyler denmez yok. Yani. Mehmet Akif öyle. Saygı çerçevesinde. Peki Mehmet Akif. Bazen de uzun olmuyor mu acaba? Hiç ailen... Ama şey biraz akışkan bir ismim olduğunu düşünüyorum ben yani. Hani tabii evet, isterseniz evet. Mehmet de ya da Akif'i tercih edebilirsiniz. Ben yani o kadar da konuda takıntılı bir durumum yok. Ama genelde. Hani Mehmet Akif hani çok da sanki bir isimmiş gibi gidiyor doğru sanki. Doğru söylüyorsun. Hani Mehmet Akif oradaki... çok rahatsız etmiyor gibi. Yok yok rahatsız etmiyor canım. Yani gayet güzel bir isim. Çok da güzel bir isim. Herhalde gurur da duyduğum tabii, bir ismin var. Tabii kesinlikle öyle. Ben aileme de bu konuda ne kadar teşekkür etsem azdır. Değil mi? Doğru tabii. Söylüyorsun. Peki şimdi şeyden sonra Sıla'dan sonra Adanalı'daki rolün bambaşka. Evet. Ve ilk başta tedirginlik hissettin mi acaba hani bambaşka bir rolü oynayacağım işte hani izleyici Sıla'yla beni çok başka türlü sevdi burada ne olur ne biter gibi. Hiç hissetmedim çünkü ben Sıla bitmeden 2 ay önce falan bu kararı vermiştim zaten hani şu anda da aldığım kararlar var mesela Adanalı daha bitmedi ama bundan sonraki projede ne Oktay yapacağımı. Nasıl? Oktay ölüyor mu? Biliyorum senaryoyla ilgili bir şey mi biliyorsunuz? Hayır şey okudum bugün gazetede merak konusuymuş Oktay'ın ölüp diziden çıkıp çıkmayacağı. Onları konuşmayalım. Tamam ben Mehmet'e sorarım. Evet tanıyorsun zaten. Nerede ne diyorduk? Ne diyorduk zaten senin şimdi Adana'dan sonra yapacağın şeyleri de kafanda yani, biliyorsun. Çok fazla bir şüphem oldu çünkü zaten oyunculuk bana kalırsa farklı karakterlere hayat verebildiğiniz... zaman zevkli. Tabii. Onun dışında bu iş gerçekten sadece para kazanayım diye baktığınız zaman çok keyifli bir iş değil. Hamallık. Gerçekten hamallık. Yani dün ben eksi belki 10 dereceydi sabaha karşı hava. Buz gibi havada çekim yapıyorsun. Yani bunu para için yapamazsın. Eğlenmen gerekiyor. Oynadığın karakterden ben en azından yani keyif almalıyım. Ama o da iyi farklı para almıyorsan farklı. Da yapamazsın. Tabii evet, o da tabii yani. Ki. Paran olmazsa da olmaz. Çünkü bir şekilde
kendini geliştirebilmek için belki ya da bir yerde bir bazı şeylerden hani üstün olman gerekiyor. Bir Amerika'ya gideceğim dediğinde atlayıp gidebilecek özgürlüğün olması gerekiyor. Hı hı. Ya da özel bir eğitim alman gerektiğini o paranın cebinde olması gerekiyor. Özel hayatını peki çok etkiliyor mu bu çekimler falan? Mesela az önce söylediğin hiçbir şeyi şu anda haftada 6 gün çekim yaparak da Allah'a çok şükür dizi çok güzel tuttu ve çok güzel bir şekilde devam ediyor. Benim bütün yeğenler miyenler herkes bayılıyor, evet. Adanalı'ya yani. Adanalı. Bir gün girmemiş dizi. Bant yetişmemiş. Bant mı yetişmiş? Bir şey olmuş yani. Dizi girmiyor bir cuma. Belki şeyden dolayıdır ya biz... Çok yorulduğu zamanlar oldu ekibin. Tekrar girmiş. Tekrar ya da bir girmiştir, şey olmuş, evet. Yani. Ekibin dinlenmesi için. Benim yeğen var Can. 8 yaşında 9 yaşında. Bir baktım sabah efendim bir şey soracağım sana. Ne sor? Adanalı neden? Ne bileyim ben Can dedi. Ne oldu, bitti mi? Sabah çok korktum. Hay ne Allah. Olur öğrenir misin? Hemen aradım şeyi, Mehmet'i. Ne oldu dedi. Çocuklar dedim, çok edin. Seviyor bu evet. işi. Yani mesela Sıla'da başka bir kesim çok beğeniyordu. Adanalı'da çocuklar çok seviyor bu projeyi. İlk sıra gerçi daha geniş bir kitlesi vardı bizim gençler, için. Gençleri çok güzel kapladı, şey evet, aldınız. Evet, ilk sezon gençler, orta yaş üstü erkekler yoğun bir kitlesi vardı. Şimdiki artık hani bu seneki senaryo daha böyle lay lay loma döndü galiba. O yüzden böyle çocuklar daha böyle seviyor. Hani bizim oynadığımız karakterler falan böyle... Kahraman gibi geliyor. İşte evet, ne güzel çizgi işte. Film kahramanı gibi hissediyorlar. Maraz Ali işte nasıl abi geliyor böyle nasıl dövüyorsun sen o adamla işte 10 kişiyi dövüyorsun işte bıçak sallıyorsun işte ne güzel araba kullanıyorsun falan. Hani o Batman gibi işte böyle bir şey olarak evet, görüyor bizi. Evet, evet, sokakta çocuklar böyle görüyorum mesela benimle göz göze geldiği zaman kalıyor böyle taş gibi kesiliyor. Hani inanamıyor öyle bir karşısına çıktığına. Senin çıktığına. Evet. Ama kesilir tabii yani senin karşında. Düşünsene küçücük çocuğun koskoca bir adam. Bir de diziden de oraya. Sonra kalır. Zaten topuklayıp kaçıyor. Aynen öyle. Peki bu dövüş nereden geliyor? Ben 15-16 yaş arası sokak dövüşleri yapılan bir yerde ders aldım. Öyle bir ailemin gönderdiği bir yerde. Oradan bir şey vardı yani altyapısı vardı. Spor da yapıyorum zaten. İyi misin dövüşte? Yani o kadar iyi değil tabii. Yani işimiz dövüşçü. Tekniği, metniği falan yani. Bilirim. Yani ama... Ya sen indirir misin yani? Yok. Kimseyi indirmem. Öyle hayır bir şey öyle değil yani. Mesela bir... Hani oldu da zorda kaldın. İnşallah kalmayız. Yoksa fena mı? Yok. O hiç belli olmaz. Bu işlerde... Yani kavga, yok çünkü dövüş işleri zaten falan çok... bir şeyler varmış. Mesela şurasına vurunca işte sancıdan... Yok vücutta zaten. Şimdi dövüş sanatı dediğiniz şey zaten çok kuvvete bağlı bir şey değildir aslında. Tamamen şeydir yani insan anatomisi peki, denen bir şey vardır. Siz dahi öğrendiğiniz zaman doğru noktaya ufacık bir darbeniz dahi karşınızdakini yani etkisiz hale getirmenize sebep olabilir. Yetebilir yani. Bu teknikle alakalı. Teknik. Mesela Japonya'da işte şeyler var mesela. Bunun eğitimini alan rahipler var. Ve hiçbir şekilde şey yok. Güç olarak kullanmıyor. Tamamen teknik. İşte merkezi var. Vücudun merkezi var. Oraya sadece dokunmasıyla mesela karşıdaki insanı etkisiz hale getirebiliyor. Çok ilginç şeyler var o konularda. Tabii yani vardır. Tabii ben onlar hakkında şimdi çok fazla bilgi sahibim değilim. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir reklam arası verelim. Tamam. Ondan sonra belki de hani bize bir taktik versin. Kapkaça falan karşı ne yapmak lazım. Tamam vereceğim.